kar yiyerek hayatta kalıyorlar. Onlar kızıl geyikler. Ve çakalların azgın dünyası. Şimdi. Bir önceki bölümümüzde kızıl geyikleri havadan görüntülemiştik. Size ormanlık alana inip onları daha yakından izleme sözünü vermiştik. Evet, yere indik. Şu an karşımızdalar. Önceden yaptığımız kulübenin içindeyiz. Onların bizi görmesi biraz zor. Kulübe aylar öncesi inşa edildi. Geyikler zaman içinde bu kulübeyi kanıksadılar. Sürekli gördükleri bu kulübe artık ormanın bir parçası oldu. Geyikler hiçbir şey yokmuş gibi etrafımızda dolaşıyorlar. Havada bir uğultu var. Zaman zaman kar atıştırıyor. Sis de çökmüş durumda. Sanki korku filmi çekilen bir set var karşımızda. Kar yağmasına rağmen geyikler beslenme derdine düşmüş. Çalı ve ağaç sürgünlerini yemekle meşguller. Ağaç kabukları da yiyecek listesinde yer alıyor. Yazın işleri daha kolay. Otsu bitkiler, çalı ve ağaçlıkların sürgünleri onların ana besin kaynağı. Kış ayında her zaman su bulmak mümkün değil. Bu ihtiyaçlarını kar yiyerek giderecekler. Kar zaman zaman şiddetini arttırıyor. Ama geyikler buna aldırış bile etmiyor. Bu doğa olayı yaşamlarının bir parçası haline gelmiş. Geyikler sert iklim koşullarına uyum sağlayabilen bir tür. Heyecana kapılıp kulübeden dışarı çıkıyoruz. Ama bizi görünce oradan uzaklaşmayı tercih ettiler. Bu oldukça kalabalık bir sürü. Bunların sayısı o kadar olmasa bile sayıları 400'e varan sürü oluşturabiliyorlar. Ağaçlar onlar için iyi bir gizlenme aracı. Gözden kayboluyorlar. Kulübeden dışarı çıkmakta hata ettik. Şimdi geri dönüp hatamızı telafi için yarın tekrar geleceğiz. Ertesi gün kar yağışı kesildi. Düne göre daha güzel bir hava var. Yine kulübemizde yerimizi alıyoruz. Ağaçların arasında yavaş yavaş görünmeye başladılar. Bize doğru geliyorlar. Bu bizim için sevindirici bir gelişme. Yakınımıza kadar geldiler. Çok yakın çekimler alabiliyoruz. Sürü dünden daha kalabalık. Sürünün bir kısmı daha uzakta duruyor. Bu sürünün en yaşlı erkeği. Boynuzlarındaki çatallara bakarak bunu anlayabiliyoruz. Buysa yavru bir geyik. Eylül-Kasım gibi çiftleştiklerini ve ortalama 250 günlük gebelik süresini hesapladığımızda bu yavru tahminen Haziran ayında doğmuş.
Hesaplamalarımıza göre tahminen 6 aylık. Bu yavru 10 ay sonra olgunluğa ulaşacak. Yeterince görüntü aldık. Geyiklerin kaçma riskini göze alıp kulübeden dışarı çıkıyoruz. Diğer sürü bireylerini görüntülemeye çalışacağız. Orada bir grup var. Oldukça kalabalıklar. Ama biraz daha gidersek daha kalabalık sürü üyeleriyle karşılaşabiliriz. Ama fark ediliyoruz. Bizden uzaklaşıyorlar. Bir sonraki gün çakalları gözleyeceğiz. Bir önceki bölümümüzde ormanın uzak bir köşesine köylülerden biri inek ölüsü bırakmıştı. Aradan 3 gün geçti. Ne halde olduğunu birlikte göreceğiz. Biz de merak içindeyiz. Oraya gün batımında gideceğiz. Çünkü gün batımı çakalların beslenme vakti. Evet, inek leşi neredeyse bitmiş. Bir deri, bir kemik kalmış. Leş civarı pati izleriyle dolu. Anlaşılan burada geceler bayağı hareketli geçiyor. Karanlık bastırmak üzere. Çakallar da yavaş yavaş kendini gösteriyor. Onlar köpekgiller ailesinin bir üyesi. Diğer üyeler köpek, kurt ve tilki. Çakallar iyi bir avcı, aynı zamanda leşçil. Zaten şu anda leşle besleniyorlar. Ama leş başında sadece iki çakal var. Diğerleri kenarda bekliyor. Bunlardan biri sürü lideri, diğeri sürünün baskın çakalı. Diğer üyeler de leşten faydalanacak ama bu ikili doyduktan sonra. Uymayanlar acımasızca cezalandırılacak. Çakal dünyası böyle. Gördüğümüz kadarıyla bir köylünün evinden uzaklaştırmak amacıyla rastgele koyduğu bu inek ölüsü onlarca yırtıcının yaşamasına neden oldu. Kış ortasında böyle bir leş aslında yırtıcılar için büyük bir şans. Burası iyice tehlikeli olmaya başladı. Ayrılma zamanı geldi gibi. Sessizce uzaklaşıyoruz. Diğer yandan ormanın uzak bir köşesinde bulduğumuz domuz leşi neredeyse bitmek üzere. Bir deri, bir kemik kalmış. Leş başında yine bir akbaba beslenme çabasında. Kuzgunlarsa her zamanki gibi tezgah peşinde. Akbaba
Baba'yı yine kandırdılar. Oyunu fark ediyor. Geri dönecek. Ama kuzgunlar mücadeleden vazgeçecek gibi görünmüyor. Akbabanın eşi de geldi. Birlikte beslenecekler. Akbaba, çengel gibi gagaya yapısı sayesinde en uç noktadaki et parçalarını bile rahatlıkla koparabiliyor. Onlar aslında tabiatın çöpçüsü rolünü üstlenmiş. İyi bir temizleyici. Ama bir sorun var. Aslında bu bizim sorunumuz. Akbabanın güçlü gagası leşi yerinden oynatmaya başladı. Leşin içine çaktığımız kamera maalesef yerinden çıkmak üzere. Biz her zamanki gibi çadırımızın içindeyiz ve gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Maalesef kameramız devre dışı. Dışarı çıkmak istemiyoruz. Şundan eminiz ki çıktığımız anda burada hiçbir canlı kalmayacak. Zaman su gibi akıyor. Kış yavaş yavaş şiddetini azaltmaya başladı. Karlar kısmen eridi. Karsız alanlar oluşmaya başladı. Toprak yer yer kendini gösteriyor. Birkaç ay sonra yağmurlar da başlayacak. Doğumlar peşi sıra gelecek. Yırtıcılar daha sessiz alanları tercih edecekler ve daha derinlere çekilecekler. Bu tavşan güneşin tadını çıkartıyor. Ürkek bakışlarla etrafı kollamakta. Yiyecek bir şeyler aradığı belli. Dış görünüşüne bakılırsa hamile gibi. Tavşanlar yılda 3-4 kez doğum yapabilirler ve her doğumda 8'e kadar yavruları olabiliyor. Bu çakalsa bir kış boyu kar altında kalmış, erimeye yüz tutunca da açığa çıkma ihtimali olan yiyecekleri bulma telaşında. Kızıl geyiklerse çiftleşme dönemi geçmesine rağmen kavga etmeye devam ediyorlar. Ama kavga ediyor gibi görünseler de aslında bu bir oyun. Gelecekte üreme döneminde yapacağı kavgalara hazırlık amacı taşıyor.
Ama şu bir gerçek ki birbirleriyle anlaşsalar da anlaşmasalar da Ekim ve Kasım ayına kadar erkekler grup olarak birlikte yaşamak zorundalar. Akbabalarsa hiç vazgeçmeden aşağıları süzüp leş aramaya devam edecek. İnekten kalan son parça oradan oraya sürüklenerek sahipsiz köpekler tarafından bulunacak. Son noktayı ise kargalar koyacak. Doğal hayat durmayacak. Yaşam döngüsü devam edecek. Doğanın kuralı bir kez daha işlemeye devam edecek. Bir canlının ölümü diğerlerinin yaşamasını sağlayacak. Bizse her koşulda gözlemlerimize devam edeceğiz.